Merhaba, iyi günler. Bugün ikinci yayınla karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi'ni ziyaret etmesiyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Burası AKP içerisinde bazı kişiler ve çevreler tarafından bu kurum, ki Bosphorus Global diye İngilizce'de bir adı var, bu kurum Pelikan Merkezi olarak, Pelikancılar Merkezi olarak gösteriliyor uzun bir zamandır. Ve Pelikancılar olayını nereden biliyoruz? Esas olarak Ahmet Davutoğlu'nun hem Başbakanlığı hem AKP Genel Başkanlığı'nı kaybetmesine neden olan o internet yayınından biliyoruz. Bir Pelikan dosyası başlıklı bir yazıyla Ahmet Davutoğlu AKP yönetiminden ve ülkenin başbakanlığından uzaklaşmak zorunda kalmıştı. O zamandan beri Türk siyasi literatürüne pelikancılar diye bir tabir yerleşti. Bu pelikancılar denen tabiri esas olarak AK Parti içerisindeki bazı kişiler, kurumlar ya da çevreler, odaklar dile getirdiler, şikayet ettiler. Ve bu şikayetlerde de genellikle şöyle bir hava vardı: bu kişiler bu parti içerisinde, devlet içerisinde Cumhurbaşkanı'ndan bağımsız olarak ama ona yakın bazı isimlerle irtibatlı bir şekilde kendilerine güç vehme diyorlar ve bir takım operasyonlar gerçekleştiriyorlar şeklinde bir yaklaşım vardı. Bunu Ahmet Davutoğlu son dönemde daha fazla açıkça vurgular oldu. Doğrudan kendisi mağdur olduğu için, ancak Davutoğlu'nu desteklememekle birlikte yine pelikancılardan şikayetçi olan çok AKP'li olduğunu biliyorum. Ve onlar da umutları Erdoğan'ın bu yapının önüne set çekmesiydi. Genellikle Erdoğan iyi, çevresi kötü ya da Erdoğan iyi ama çevresinden bazıları kötü şeklinde yaklaşımlarla itirazlarını, şikayetlerini, kaygılarını hep belli bir düzeyde tutmaya çalışıyorlardı. Yani Erdoğan'ı ya da kendi tabirleriyle reisi bütün bunlardan ayrı tutmaya çalışıyorlardı. Ama Erdoğan bu ekiple diyelim, bu şirketin çalışanlarıyla ya da beraber fotoğraf çektirerek, yanında Fahrettin Altun da var, iletişim başkanı, bu tartışmaları bir anlamda noktalandırmış oldu. Aslında bu tartışmalar abesti. Birçok yayında bu konuya değindiğimi hatırlıyorum ve böyle bir şeyin olmasının mümkün olmadığını söylediğimi de biliyorum. Yani o da nedir? Erdoğan'a rağmen kimse ülkenin başbakanını görevinden edemez. Erdoğan'a rağmen kimse, ondan habersiz kimse, parti başkanı ve başbakan aleyhine bu kadar belden aşağı bir yayını yapamaz. Yapsa bile yanına kar kalmaz. Demek ki bunu açık çıplak gözle görmemiz için birkaç sene geçmesi gerekmiş. Nasıl sundular bunu sosyal medyada? Başkan Erdoğan, müessesemize teşrif buyurdular şeklinde bu sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğraf, evet, fotoğrafı görüyorsunuz, paylaşıldı. Bir fotoğrafı paylaşanlar onun içerisine, Boğaziçi Küresel İletişim İlişkiler Merkezi'nin içerisine bir takım hesapları eklediler. Yani bu grubun, Bosphorus Global denen grubun yaptığı faaliyetler. Mesela FETÖ gerçekleri, yekvucut.com, doğrusu ne, Facts of Turkey, Fact Checking Turkey, Shame Chronicles gibi bir takım web sayfaları ve sosyal medya hesapları var. Yani bu özel olarak da yurt dışına yönelik bir tür propaganda faaliyeti yapma iddiasına sahip bu kurum. Türkiye'nin gerçeklerini, FETÖ'nün gerçeklerini anlatma iddiasında. Yani gerçekler derken buradaki esas husus ne? Batı medyasında ve Türk medyasının bir kısmında, sayıları az olmakla birlikte ama etkili olan kesimlerin yayınlarına, haberlerine karşı devletin gerçeklerini, AK Parti'nin, siyasi iktidarın gerçeklerini
duyurma gibi bir fonksiyon. Aslında bu anlaşılır bir şey. Dünyanın her yerinde herhalde iktidarlar bu tür çalışmalar yapıyorlardır. Kimisi çok önem veriyordur, kimisi az önem veriyordur. Türkiye'nin çok önem verdiğini ya da vermek istediğini kabul etmek lazım. Çünkü şu anda halihazırda Batı'da, Batı medyasında AKP iktidarı lehine haber çıkma ihtimali hemen hemen hiç yok gibi. Buna karşılık eleştiren, çok açıkça eleştiren, saldıran yayınların, yorumların hayli çok olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla iktidarın bunlarla mücadele etmeye bir yatırım yapması anlaşılır bir şey. Ama anlaşılmayan husus şu, bu konuda en iddialı kurumun mesela bakıyoruz, sosyal medyada, Twitter'da ben baktım, paylaştıklarından baktım. FETÖ gerçekleri en fazla takip edilen hesap, 85.700 takipçisi var. Yekvucut.com'un 22.100 takipçisi var. Fact Checking Turkey'nin İngilizce hesap, iddialı olması gerekir, 4.252 takipçisi var. Shame Chronicles'ın 1528, Facts of Turkey'nin 1567, Doğrusu Ne adlı Türkçe yapılan bir şeyinde 138, evet 138 takipçisi var. Bu rakamlar Türkiye gibi büyük bir ülkede devlet destekli bir kurumun ulaştığı rakamlar olarak gerçekten çok azlar. Yani burada bir çok etkili bir faaliyet üreten bir kurumla karşı karşıya değiliz. Ya da diyelim ki az insan takip ediyor ama bu insanlar hakikaten çok etkili. Böyle midir? Sanmıyorum. Demek daha yolun başında. İçeriklerine baktım. İçerikleri de bir medya profesyoneli olarak, iyi kötü, yıllarca bu işin içerisinde olan birisi olarak bu gerçekten çok, nasıl söyleyeyim, zayıf içerikler. Öyle çok Türkiye'nin AKP iktidarını karşı karşıya kaldığı meydan okumalarla mücadele edebilecek çapta içerikler değil. Çok zayıflar. Birazcık dostlar alışverişte görsün şeklinde. Hani bir şeyler yapılıyor ama bunlar ne kadar etkili olur, ne kadar dikkat çeker açıkçası hiç emin değilim. Ama burası doğrudan kendi tabirleriyle Başkan Erdoğan tarafından teveccüh gören bir kurum olduğu da bir gerçek. Burada çok ciddi bir sorun var. Bu sorun aslında benim sorunum değil. Bu sorun aslında Türkiye'nin sorunu da değil ama bu sorun siyasi iktidarın sorunu. Bu kadar büyük bir kriz yaşayan iktidarın, bu kadar elinde geniş imkanlar olan iktidarın, bu kadar zayıf bir savunma ağı örebilmiş olması sahiden manidar. Bu da aslında krizin neden her geçen gün daha da derinleştiğini gösteriyor. Ama şöyle de bir gerçek ki bu yapılar sayıları ne kadar olursa olsun, ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar, Ahmet Davutoğlu olayında gördüğümüz gibi bazı noktalarda gerçekten fonksiyonel olabiliyorlar. Buradaki beceri onların kaleme aldığı metinden kaynaklanmıyor. Buradaki beceri yani Ahmet Davutoğlu o metne baktı ve metinde kendisini zor durumda bırakan bir şeyler görüp istifa etti değil. Kendisi hakkında bir metin yazıldı, piyasaya sürüldü ve bu piyasaya sürülen metin karşısında ülkenin iktidarını elinde toplamış olan Recep Tayyip Erdoğan kılını bile kıpırdatmadı. Dolayısıyla burada ne yazıldığı, kaç kişi tarafından okunduğu değil, bu yazılanın Erdoğan tarafından sessiz kalınarak en azından sahiplenilmesiydi ve bunun sonucunda istifa etti. Dolayısıyla ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Bu aslında iktidarın kendi içerisindeki bir mesele. Bu benim gibi dışarıdan bakan insanları çok da fazla ilgilendiren bir mesele değil. Ancak iktidar hepimizin, tüm ülkemizi yöneten bir iktidar ve dolayısıyla bu tür yapılarla siyaseti dizayn etmek konusunda ki siyaset mühendisliği konusu özellikle bu çevrelerin çok sık kullandığı bir argümandır. Rakiplerini en çok bununla eleştirirler ama Türkiye'nin son dönemde yapılan en başarılı siyaset dizaynlarından birisi gerçekten Pelikan Operasyonu olmuştu ve Ahmet Davutoğlu o kadar
büyük bir gürültüyle partinin başına geçirilen ve başbakan yapılan Davutoğlu birdenbire kimse ne olduğunu tam anlayamadan her şeyini bırakıp çekip gitti. Ve şu anda da ama neyi görüyoruz? Başkan Erdoğan'ın bu kurumu teşrif buyurmaları önümüzdeki dönemde bu ve benzeri kurumlara iş düşeceğini, daha fazla iş düşeceğini bize düşündürtüyor. Ve dolayısıyla önümüzdeki dönemde AK Parti içinde, AK Parti içinde ya da çevresindeki tartışmaların önümüzdeki dönemin en ana konularından birisi olacağını bize düşündürtüyor. Yani Ahmet Davutoğlu parti hazırlığında, Ali Babacan parti hazırlığında, arkasında Abdullah Gül var. Belki başkaları da başka tür şikayetlerle arayış içerisindeler ve bütün bunlara karşı söylenen çok fazla bir şey yok, engellenebilme imkanı çok fazla yok ama görüyoruz ki bunlarla bir uzlaşma arayışı yerine bu fotoğrafı bir anlamda onun işareti olarak görmek herhalde mümkün. Uzlaşı arayışı yerine onları ayrılıkların önünü kesmeye çalışmak yerine, onları içeride tutmaya çalışmak yerine onların bir kere öncelikle gitmelerini, bir an önce gitmelerini, özellikle Davutoğlu olayı söz konusu olduğunda artık bu fotoğraftan sonra Davutoğlu'nun daha fazla AK Parti içerisinde kalma, eleştirilerini orada yapma, hatta kendisine Erdoğan'ın belli bir iktidar alanı tanıması gibi beklentileri herhalde artık kalmamıştır. Bir, bu süreci hızlandırıyor, kopmak isteyenlerin bahanelerini elinden alıyor, geciktirme bahanelerini elinden alıyor. Yani işte Erdoğan aslında iyi, reis aslında iyi ama birileri yanlış akıl veriyor vesaire, yanlış yapıyor argümanlarını ortadan kaldırıyor. Bir, ikincisi de bu kişilerin, kopacak kişilerin koptuktan sonra nelere maruz kalabileceklerini, ne tür psikolojik harekatlara, işte bir takım sosyal medya kampanyalarına vesaire maruz kalabileceklerini bize düşündürtüyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Bülent Arınç örneği var önümüzde. Bülent Arınç bir dönem dışlanmıştı ve hatta biz kendisini burada ağırlamıştık 90 dakikalık bir yayında. Bülent Arınç troller ve trolliçelerden şikayet etmişti. Bu tür sosyal medya üzerinden kendisine yönelik kampanyalardan ciddi bir şekilde şikayet etmişti. Kimleri kastettiği 3 aşağı 5 yukarı ortadaydı ama Bülent Arınç şimdi Cumhurbaşkanı'nın istişare heyetinde yer aldı. Bir şekilde bazıları tam anlamıyla bundan muzdarip olan, bundan şikayet etmiş olan bazı siyasetçiler bir ara formüller pekala bulabiliyorlar. Bülent Arınç örneğinde olduğu gibi ama bu fotoğraf bana açıkçası bu hareketi az buçuk bildiğini düşünen birisi, bir gazeteci olarak bana önümüzdeki dönemde AK Parti içinde ve çevresindeki mücadelenin, çekişmenin çok sert geçeceğini düşündürtüyor. Ama yine bugün hep amalar söyledim. Evet, bir ama daha söyleyeyim. Şunu da kabul etmek lazım. Demin bahsettiğim gibi bu ekip, bu tür ekipler bu kavgadan Erdoğan'ın net bir şekilde başarılı, galip çıkacağının garantisi değil. Hatta tam tersine başarısız çıkma ihtimalini güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Bunlar bizi ilgilendirmiyor dedim. Lakin mesela burada adını vermek istemiyorum. Çok da fazla reklamı olmasın. Buradakilerden birisi mesela Haziran seçimleri, İstanbul seçimleri öncesi benim hakkımda yapılan bir yalan habere imza atmıştı. Daha doğrusu yalan haberin yayılmasına onlar da katkıda bulunmuşlardı. Ama gördük ki sonuçta o yalan haberler ki benimle uğraşacak kadar İstanbul seçimlerini kazanma konusunda umutsuzdular anlaşılan. Hiçbir işlerine yaramadı ve çok açık farkla İstanbul'u kaybettiler. Bu tür operasyonlarla seçim kazanmak, seçmen üzerinde etkili olmak, seçmen tercihlerini değiştirmek falan çok gerçekçi olmuyor. Ama ne oluyor? Halkı belki etkileyemiyorlar ama
kadro düzeyindeki insanları, daha orta düzey ya da üst düzeydeki insanların ciddi bir şekilde canını sıkıyorlar. Lakin can sıkma, ama dememek için lakin diyorum, dikkat edin. Can sıkma bir yere kadar, eğer insanlar birazcık derileri kalınsa dişlerini biraz sıkarlar, ama kazan bu tür kişiler, bu tür yapılara karşı kaybetmek çok zor bir şey aslında. Gerçekten bu tür yapılar, gücünü sadece ve sadece iktidardan alan yapıların toplumsal alanda, siyasi alanda güçlü olma imkanı olduğu kanısında kesinlikle değilim. Önemli olan kişi, kurum, şirket, her neyse, televizyon, gazete, internet sitesi, her neyse, bunların bir diyeceğinin olması, bir perspektifinin, bir vizyonunun olması ve bunun içerisinden gerçekler üzerinden bir şeyler anlatıp insanları etkilemeye çalışması. Onu ötesinde, onun dışında, sırtını kendi dışında bir takım yerlere dayayıp, ayakları üzerinde durmayarak yapılan, ne kadar para harcanırsa harcansın, yapılan yayınların, kampanyaların etkisi hep sınırlı olacaktır. Belki kısa vadede birilerinin canları acır, ama orta ve uzun vadede bu tür yapıların kazanma imkanı olduğu kanısında değilim. Evet, ülkemizde pelikanlar yüksekten uçtu, ama bu yüksekten uçuşun çok uzun ömürlü bir uçuş olacağı kanısında değilim. Çünkü iktidarın krizi her geçen gün derinleşiyor. Hele bu tür yapılar ve kişiler tarafından çözülmesi imkansız bir hale gelmiş bir krizden söz ediyoruz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.